Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Canım kaç gündür hamburger çekiyor, ben de evde vegan burger yapmaya karar verdim. Zürih'teyim, burada soya kıymasından gerçekten lezzetli olan alternatifler var ama soya kıyması benim mideme dokunuyor. Zaten çok da faydalı bir şey olmadığı için evde yapmaya karar verdim. Zaten çok da kolay bir tarif bu arada. 2 bardak yani 400 grama yakın siyah fasulyem var. Bence siyah fasulye o tabii ki et tadına yakın bir şey vermiyor ama bu toprağımsı tadı bence yansıtıyor. Bunu karbonatlı suda beklettim bir gece. Çünkü pişmesine yardımcı oluyor. Diğer fasulyelere kıyasla biraz daha sert bence. Bunu iyice haşladım. Şöyle 350 gram kadar tatlı patatesim var. Normal patates de koyabilirsin ama bunun vereceği tat bambaşka. Bunu soydum, doğradım. Görüyorsunuz fırın kağıdı üzerine koydum. Gelişi güzel doğradığım bir soğanım var. 5 diş sarımsağım var. Onları soymadım. Böyle koyacağım. Yarım saat bu şekilde pişireceğim. Arada karıştırarak. Daha sonra bütün malzemeleri blenderdan geçireceğim. Baharatsız olmaz tabii ki. Paprika var. Tütsümsü bir tat vermek için. Kimyonum var. Pul biberim var. Tuzum var. Karabiberim var. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz elbette. Bence bunlar kafi. Diğer yandan tütsü tadını seviyorsanız, yani mangal tadını seviyorsanız bir şey daha ekleyebilirsiniz. Sıvı tütsü denen bir şey var ve aslında bu dışarıda mangal tatlı olan etler var ya işlenmiş, onlara da bundan katıyorlar. Yoksa başka türlü veremezler o mangal tadını. Ondan bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Türkiye'de ben katkı deposundan almıştım. Çok da büyük geliyor. Eğer küçüğü varsa onu alın. Ömür boyu yeter. Ben buraya getireceğim zaten. O yüzden buradan ekstra almadım. Ondan bir çay kaşığından fazla eklemeyin. Çünkü çok ağır bir kokusu var. Ama o mangalımsı tadı elbette verecektir. Son olarak da böyle ben burada panko aldım. Ama kuru ekmek veya peksimet ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay bir tarif. Bunları fırınlayacağım. Bunu da haşlamıştım zaten. Hepsini blenderdan geçireceğim. Köfteler halinde buzluğa atacağım. Canım çektiği zaman da löp mideye indireceğim. Umarım sizler de seversiniz. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere.